Nasılsın? İyisin, iyi görünüyorsun Allah'tan maşallah. iyi şükür. Binlerce şükür. İyiyim elhamdülillah. İyi, iyi. Yazılı. Çok sevindim. Çok sevindim. İyi. Şimdi bugün beraber çalıştığımız üç tane kitabın ikinci kitabı üzerinde duracağız. Daha evvel Besmele ile ilgili konuşmuştuk. Akabinde şimdi ikinci kitabımız olan inşallah Fatiha'yı çıkartacağız. Aslında bu iki kitabı beraber çalışmaya başlamış. Yani ikisini aynı anda çıkartmayı düşünüyorduk. Fakat Besmele'nin çok daha kapsamlı olması itibariyle onu ayrı bir kitaba koyduk. Şimdi inşallah Fatiha'nın da çıkma sürecine başladık. Çıkartma sürecine başladık. Onun için Fatiha ile ilgili konuşmak istiyoruz hem Ramazan'da. Malum İşte bize söylenildiği kadarıyla Fatiha'nın Ümmü Kitap denilen Kur'an-ı Kerim'in Ümmü suresi olduğu, yani ana suresi olduğunu anlıyoruz. Evet. Neden özellikle Fatiha en önemli sure veya ana sure olarak anlatılıyor, bir söyleyelim. Fatiha arştır. Yani her şeyin hakikati Fatiha'da gizlidir. Onun için Kur'an Fatiha ile başlar, Fatiha ile biter. Demek ki her şey o Fatiha'nın içinde. Dolayısıyla Fatiha çok önemli mesajlar veren ve yarısı Allah'a ait, yarısı Allah'ın kulun ağzından konuşarak kendine yöneldiği çok özel, dünyada hiçbir dini kitapta bulunmayan bir manayı açığa çıkaran, ben kulumdan tecelli ederim manasını açığa çıkaran çok özel bir sure ve çok etkileyici. Birçok çalışmasına sen de katılmıştın. Sen de Evet. hissettin. Ben o kadar çok şey öğrendim ki, yani bu yaşımda Fatiha ile çok şey öğrendim. Onun için benim için çok çok yani devrim niteliğinde oldu. Aynı zamanda bu son günlerde yaşadığımız sıkıntıların sebeplerini dahi Fatiha'nın içinde bulabiliyorsun. Yani her şeyi bulabiliyorsun. Ne ararsan Fatiha'nın içinde var Kerimciğim. Dolayısıyla da ben çalışmaktan çok zevk aldım. En acılı günlerimde, belim kırıldığı zaman, ciğer ameliyatları geçirdiğim zaman Fatiha beni hayatta tuttu. O zaman anladım ki hayatın manası Fatiha ile başlıyor, Fatiha ile bitiyor. Böyle bir çalışma oldu. Tabii en çok Nazlı Kayahan'a teşekkürler ediyorum. Çok büyük yardımcım o benim. İki cihan da aziz olsun inşallah. Peki, o zaman zaten çok geniş bir şey. Hepsini anlatmamız bir saatte mümkün değil. İnşallah kitapta daha üzerinde duracağız ama istersen parça parça konuşalım. Tam Olur. manayı. Şimdi biraz evvel söyledin ya, yarısı Allah'tan kula, yarısı da kuldan Allah'a Ama olan bir şeydi. kuldan konuşan da Allah. Fakat Evet. kulun ağzından kendine hitap ediyor. Yani bize öğretiyor. Kendisiyle nasıl ilişki kurmamız gerektiğini bize öğretiyor. Bu bakımdan çok önemli Fatiha. Eyvallah. Evet canım, başlayalım Şimdi o zaman istersen. birinci şeyle başlayalım, ayetle başlayalım. Fatiha'nın içerisinde geçen. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Evet. diyor. Şimdi Alemlerin Rabbini ve hamd kelimesini kullanıyor. biliyorsun Bismillahirrahmanirrahim diye başlıyor. Onun üzerine çok durduk birinci kitapta. Fakat Bismillahirrahmanirrahim'de kullanılan Rahman ve Rahim, Allah'ın lütfettiği Rahman ve Rahim isimleri Fatiha'da Hamd suresi, Hamd kelimesinden sonra tekrar kullanılıyor. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim. Tekrar kullanılıyor. Öncelikle hamd Allah'a aittir. Kul hamd edemez. Kul hamd makamına yükselmişse, yani sıkıntı ve belaya teşekkür ediyorsa kul, o Allah'ın onda tecelli ettiği, latif olarak göründüğü anlamındadır. Şimdi latif nedir? Elle tutulup göze görünmeyen bir şekilde. Allah latiftir. Kullarında latif olarak bulunur. Fakat latifi kulda hisseden, yani Allah'ını kulda gören lütfu sahibidir. Yani lütfun anlamı budur. Latifi kulda görebilmek.
onda Allah'ın ismini görebilmek, ona göre kulu değerlendirmek. Ancak bu hamd sonrasında olur. Çünkü birinci rahmat yaratmak. Ol dedi, olduk. Rahim korumak. Yarattığını korur. Ama insan bunların idrakinde değil. Çünkü insan yarı ölü yaşıyor. O zaman korunduğunu da hissetmesi mümkün değil. Fakat hamd makamına, çünkü yaratılışın başlangıcına bak Kerim. Hakikati Muhammedi, hamdın hakikati. O halde hamd idrak etmişse, yani elham sayesinde biz niyaz ediyoruz. Hamd'ı anlat. Hamd'ı idrak etmişse ki o Rabb'a aittir, bize ait değildir. Ondan sonra ölmeden önce ölüyor. İşte ikinci Rahman, hamd'dan sonra gelen Rahman hakiki diriliş demektir. Yani ölmeden sonra, ölmeden önce ölmek ve Allah'la dirilmek demektir. İkinci Rahim, peygamberin manasının içinde korunduğunu hissetmek. Bu ne demektir? Yani her nereye baksam Allah var, başka yok. O zaman ben zaten korunuyorum. Çünkü başıma ne gelirse o getiriyor. O da benim için hayırlıdır. İşte bu idrak başlıyor. Şöyle bir şey geliyor benim aklıma. Bilmiyorum, sen beni düzelt. Şey yaparak. Şimdi biraz evvel dedin ki hamd makamı sadece Allah'a Allah'a ait olan bir makam. Burada da onun karşılığı Hazreti Muhammed malum. Çünkü Muhammed kelimesi de hamd kökünden geliyor. Muhammed'in diğer varlıklardan farkı Allah'ın bütün isimlerini taşıyor olması. Yani İsmullah'a sahip olması. Bizler ise bu kendi içimizdeki ismi aşikar etmiş bile olsak, sadece kendi ismimizdeki ismi aşikar etmemiz olması itibariyle tüm isimlere haiz olamamamız nedeniyle hamdı tam olarak yaşayamıyoruz. Ama gel gelelim, her ne kendi ismimizi de aşikar hale getirip de Allah'ın içine katıldığımız zaman gene o isimlerle bir olduğumuzu, yani vahdet sırasında hamd belki yaşanabilir diye düşünüyorum ben. Şimdi hamdı bir yaşama şekli de acı ve sıkıntıda bak ayet var. Allah latif ve habirdir. Lokman suresi. Allah latiftir. Çünkü elle tutulup gözle görülmeden her kulda vardır. Habirdir. İbn Arabi şöyle tarif ediyor. Ama dayanamaz, kendini ihbar eder. Habir olması itibariyle. Evet. Neden? Nasıl? Diyor İbn Arabi. Acılar ve sıkıntılarla kulunu imtihan eder. O kul o acı ve sıkıntıya ne kadar dayanıyorsa o kadar Allah'ın latifliğini vücudunda hisseder. Lütuf sahibi olur. İşte ben sizi namaz kılar, oruç tutarsınız diye bırakır mıyım? Sizi çeşitli imtihanlarla sınarım. Lafı buradan geliyor. Dolayısıyla yani sen bir en acı bir şeye Kerim'cim hiç üzülmüyorsan ya da içinde üzülüyorsan ama cehennemler kurulmuyorsa onun senin yapabileceğin bir şey değil o. Allah'ın senden seni layık bulup senden tecelli ederek kendi kendinden memnun olması demek. Hamdın hakikati bu. Allah'ın kendi kulunda tecelli ederek kendi kendinden memnun olması. Ama kulunda tecelli edebilmesi için Allah'ın o kul yokluk ve hiçlik mertebesine ulaşmış olmalı. Ha, anladım. Yani şunu demek istiyorsun. Diyorsun ki aslında kul hamd makamına geldiği noktada gene Allah ondan göründüğü için aslında hamdı gene yapan Allah. Allah. Yani hani o Bakara suresinde geçen senin elin atan el, o oku atan el senin elim değil, benim elim dediği noktada. Evet. Yani o noktaya geldiğin anda da bunu şeyde de mutasavvıfların görmek mevzunda da tartıştığı konulardan biri bu. Görmenin aslında iki kişi tarafından olduğunu ama fena makamında görmenin sadece Allah'a ait olduğunu. Dolayısıyla evet, bizim Allah'ı görme imkanımız aslında olmadığını. Yani, Allah'ın kendi kendini seyredebildiğini. Bravo. Evet.
Yani kendinden kendine. Şöyle ki biz bakarız. Allah evet, hani nafilelerle bana bak yaklaştığınızda ben sizin gören gözünüz, işiten kulağınız, konuşan diliniz olurum demiyor mu? İşte o makam. Yani bizden tecelli ediyor. Aten el onun eli oluyor. Şimdi sen en büyük acıya katlandın. O zaman ben yaptım diyemezsin. Allah lütfetti, beni seçti bu acıya katlanmak için ve benden tecelli ederek çok şükür katlanmamı sağladı diyebilirsin. Ama kendini bir şey sanmaman için, şimdi şöyle bir şey anlatayım sana. Hatırlıyor musun, hatırlıyor musun bilmem. Kardeşin vefat ettiğinde ben 6 ay çok sıkıntı çektim ama sonra yani 6 ayda Allah benim içimden o sıkıntıyı aldı. Bu çok etkileyici bir şeydi. Hemen belki kendimde bir kuvvet olduğunu zannettim galiba. O arada da sen bir bardak kırdın. Ben kıyameti kopardım. O benim en sevdiğim. Sonra düşündüm. Ben bir bebeğimin ölümüne katlanabiliyorum. 6 ay, 7 ay. Sonra bir bardağın kırılışına katlanamıyorum. Yani aslında benim marifetim olamaz o çocuğun ölümüne katlanabilmek. Dolayısıyla Allah bende tecelli ettiği için. Neden ama? Tabii benim de bir rolüm var. Ne rolüm var? Ona sığındım. Ona öyle sığındım ki yani senden başka hiçbir kuvvet kudret beni iyileştiremez, bana yardım et dedi. Evet, İşte ona sığınınca senden tecelli ediyor. İşte orası çok önemli Kerim. Senden tecelli ediyor ona sığınınca ve senden acılara katlanıyor. Senden katlanıyor. Yani seni adeta hani iki elin falan dediği için ayette böyle bir terbiyesizlik yapıyorum. Adeta seni sırtında taşıyor. evet. Acını yükleniyor. Ve sen o acıyı kendin yüklenmişsin gibi zannediyorsun. Bir de onu zannettiriyor. İşte böyle Evet, bir büyük Allah yani. Onun için hamd makamını yalnız Allah idrak ettirebilir. Yalnız Allah bilebilir. Biz büyük sıkıntı ve belada hamd edebiliyorsak o bizden tecelli ettiği içindir. evet, bu güzel bir açılım oldu. Benim kafamda da güzel bir açılım yaptı. Yani bizim o makama neden ulaşamadığımız konusunu anladık. Aslında ulaşıyoruz ama ulaşmıyoruz. Bir taraftan ulaşıyoruz ama bir taraftan ulaşmıyoruz. Evet. Güzel bir mantık kurdum. Şimdi tabii bizim buradaki şeyimizde biraz evvel katkın nedir? Ben mesela bu oruç konusunu çok düşünüyorum. Bakıyorum uzun süredir. Çevremde o zaman gençlerde çok azaldı oruç tutma şeyi. O da bu şu anki pozisyonda şunu düşünüyorum. Yani kafamda şunu düşünüyorum. Oruç aslında Allah'a için yapılmış bir şey değil. Oruç bizim için yapılmış bir şey. Şimdi modern dünyanın insanları kendilerine hep bir şey bulmaya çalışıyorlar, şifa bulmaya çalışıyorlar ama çok basit olan bir kadim şifadan kaçınıyorlar. Bunun temel manası aslında bütün ibadetler bizim ön beynimizin gelişmesi için gerçekleşen, yani ön beyinle kastım burada bizi hayvanlardan farklılaştıran özellik, bizi insan yapan özellik. Çünkü şu anki biyoloji, fizyoloji diyor ki bizim vicdanımız aslında ön beynimizde, yani bu bölgede. Bunu da geliştirmenin tek şansı konfor alanından çıkmak. İşte ibadetlerin çoğu aslında bu konfor alanlarını düzeltmek için yapılmış olan Şimdi şeyler. Kerimciğim, orucun aslında Allah diyor ki oruç benim için yapılır ve mükafatını yalnız ben veririm. Allah'ın bahsettiği oruç senin nefsini tutmandır. Nefsini tutman ve ihtiyaçsızlık arz etmendir. Allah'ın samet sıfatını bir gün boyunca giyiyoruz. Ama aslında Allah'ın emrettiği her şeyin içinde bizim düzelmemiz için bir yöntem ve yol var. Yani şimdi günde iki kere yemeği hepimiz kabullendik ya. Değil mi? Bütün doktorlar belli saatlerde aç olmanın çok faydası olduğuna inanıyorlar. Hücreler yenileniyor, karaciğer temizleniyor. Orucun maddi faydaları sonsuz. Fakat manevi faydası da sonsuz.
Bir kere yemek bulamayana eşlik ediyorsun. Yani evet. O kadar güzel bir şey ki. Sonra mesela oruç tutamadın diyelim. O kadar üzülüyorsun ki. O kadar üzülüyorsun. Tek bir şey. Ben bugünü hayır için nasıl geçirebilirim? Bari tutamıyorum. Hani yasaklanmış, hastayım. Hiç olmazsa hayırlı bir iş yapayım. Yani bir Ramazan hayrın en arttığı, nurun en arttığı zamanı anlatıyor evet. Bize Ramazan. Onun evet. için Ramazan Allah'ın adıdır zaten. Evet. Evet. Yani şunu demek istiyorum aslında bir parçada. Hani diğer kültürlerden gelen şifaları kabul etmek ve onlar herhalde biraz daha kolay geliyor bize. Evet. Fakat ana şifanın bizim için zorluk olduğunu ve bu zorluğun sonucunda bizim için bir yani işte Zülcelal vel İkram evet, aslında kesinlikle. Konusunu. Kesinlikle. Evet, her şey Zülcelal vel İkram. Kerimciğim, her şey. Onun için mesela çok celalli bir devre geçirdik. Şimdi ben Zilzal suresini de çalıştım bu arada. Evet. Yani onun üzerinde durmak lazım. Bu devrenin sonucunda nasıl bir cemal hasıl oldu? Nasıl bir kemal hasıl oldu? Çünkü Fatiha'nın üçüncü cümlesi, ikinci cümlesi Maliki yevmiddin. Din gününün sahibi benim. Yani kıyametin sahibi benim. Şimdi bir kıyamet koptu bizim Güneydoğu'da. Değil mi? Muazzam bir kıyamet koptu. Ama insanlara bak. Yani Zilzal suresinde söylendiği gibi bir kıyamet koptuğunda yani zelzele olduğunda iki şey çıkar oradan diyor. Ya mücevher ki o da çıktı maddi olarak da çıktı. Yahut ölü. Şimdi burada mücevherle kasit güzel insanlar. Güzel insanlar mücevher gibidir. Cevherdir. Bir de ölü makamında yani bundan şikayet eden, sıkıntıya düşen, artık herkesi lanetleyen insanlar da çıktı. Ama çoğunlukla hep güzel insanlar çıktı. Yani ben o kadar şaşıyorum ki. Yani şu din gününün sahibinin Allah olduğunu gösteren o kadar çok emare çıktı ki. Mesela ben geçen gün şey okudum. Müteahhit 5 tane ev yapmış. En tabii ki en iyisini kendine yapmıştır muhakkak. Ve diğer yaptığı 4 ev yıkılmıyor. Kendine yaptığı ev yıkılıyor ve ölüyor altında. Yani burada Allah'tan başka bir kuvveti kudret var mı ki? İnsanlar arabaya binip depremden kaçarken yolda bir lokma bir şey yiyelim derken orada tutuluyorlar. Lokantada ölüyorlar. Hani elimizde kuvveti kudret? Yani tamamen din gününün sahibi benimin bütün manası bizim bu zelzelede ortaya çıktı. Yani o insan işte yaşlı bir beyefendi nasıl hizmet ediyor? Diyorlar ki niye bu kadar çok koşturuyorsunuz? Bütün ailemi kaybettim. Acıyı ancak hizmetle dindiririm diyor. Evet. Yani İzmir depreminde ikizleri ölen bir hanımefendi vardı. Bana evet. telefon açmıştı. Hemen bir vakıf kurun dedim. Çocuklarınız adına ve hizmet edin dedim. Çok o unutturur. Çok başarılı işler yapıyorlar. Müthiş de başarılı sen işler. Sen söyle. Tabii, tabii, bütün depremzedeleri İzmir'de o ağırlıyor şimdi. Tabii. İftarlar tabii. veriyor. Vakıfları kurdu. Kitap şeyleri çocuklar için türlü türlü desteklerde bulunuyor. Evet. Çok başarılı bir şey geçiyor. Ya işte bunlar hepsi Allah'ın. Aslında Kerimciğim çok önemli. Kıyametin hakikati bugün mülk kimin sorusudur? Evet. Kur'an böyle diyor. Kıyamet bugün mülk kimin? O kıyamette sırf sorulmuyor. Her an bize soruluyor. Ben diyorum ki senin sonra aman bu tabak kırılmasın. Aman evladıma bir şey olmasın. Aman eşim çok iyi yerlere gelsin. Neler neler. Hani sahibi Allah'tı hepsinin? Evet. Yani o soru bize her an soruluyor. Ama böyle büyük hadiselerde onu görüyorsun. Yani başka bir kuvveti kudret yok. Yok işte Allah. O kadar aşikar ki. Evet. Ama bir taraftan da senden bir beklentisi yani tamam kuvvet kudret onda
Ama şunu söylüyor diye anlıyorum. Yani kendini geliştirmen lazım. Kendini geliştirmenin lazım olması da Allah için değil, senin için. Bravo. Kendini geliştirirsen eğer bunlara karşı koyabilirsin. Şimdi nefsinle ilgili, egonla ilgili konularda eğer yeterli miktarda şey göstermezsen, yani onu bir zapta almazsan eğer, bu her konuda olabilir. İşte o öfke konusunda, ne bileyim, her konuyla ilgili olabilir. Eğer bunu göstermeden sadece, yani eyvallah her şey çok güzel olsun, dua edelim geçsin gibi bir noktayla gidemiyoruz bunu. Nefsi muhakkak terbiye etmemiz Ona gerekiyor. kadercilik deniyor ki biz Evet. kadere iman ediyoruz. Kaderin Eyvallah. gelişmeyeceğine iman ediyoruz. Ama kaderin ortaya çıkması için de çalışma gerektiğine iman ediyoruz. Evet. Dolayısıyla senin gayretin şart. Ne diyor Hazreti Mevlana? Şükür memesini emmezsen şükredecek hadise gelmez diyor. Sen şükret ki Allah sana şükredeceğin hadise versin. Anlatabiliyor muyum Kerimciğim? Evet. Dolayısıyla yani bu çok etkilendim ben. Fatiha çalışmanın üzerine yani öyle bir olay oldu ki Allah din gününün sahibi benimi açıkça hepimize gösterdi. Hiç kimsenin Evet. engelleyemeyeceği bilmem kaç atom bombası değerinde bir deprem oldu ve insanların kaçarken öldükleri, yollarda öldükleri yahut tesadüfi değil tabii. O şey eve 5 dakika gireyim de bir şey alayım dediği anda depremin olup orada öldükleri. Yani hiçbir şekilde kaderinden kaçılmadığını, her şeyin sahibinin Allah olduğunu Allah bize gösterdi. Evet. Bir de şeyle karşı karşıyayız. Yani hiçbirimiz sanki ölmeyecekmişiz gibi Yaşıyoruz. yaşama şeyi içerisindeyiz. Bu gibi olaylar bize öleceğimizi gösteriyor. Yani öleceğimiz çok net bir gerçek. Ya hayatta hiçbir şeyi kesin olarak söyleyemiyoruz ama öleceğimizin kesin olduğu bir gerçek var. Çünkü hep böyle olmuş. Bunu hatırlamak açısından, yani gene günün sonunda Peygamber Efendimizin bir günü diğer günüyle eşit olan insan bizden değildir Evet. noktasına, bu hadise Evet. geliyoruz. Buradan ne çıkartmamız lazım? Yani günün sonunda bunlar olacak. Olmuş, milyonlarca yıl evvel de olmuş, binlerce yıl evvel de olmuş. Olmaya da devam edecek. Bu devam edecek. Fakat bizim için şey nedir burada? Yani bizim Birincisi öğrenmemiz biz gereken Allah'la nedir? irtibatımızı arttırırsak Allah zaten ibadet o demek. Allah'la irtibat demek. Arttırırsak korku ve kaygı kayboluyor. Bak şimdi İstanbullular tir tir titriyorlar. Bizde bir titreme yok. Çünkü eğer benim ölüm günümde belli, nasıl öleceğim de belli. Allah nasıl istiyorsa ölüm hiç korkulacak bir şey değil. Dünyanın en güzel şeyi. Burada biz birinin ölümüne acımıyoruz zaten. Birinin çevresindeki yakınlarının onu özlemesine acıyoruz. Ona yardımcı olmaya çalışıyoruz. Evet canım. Şey geldi aklıma, Dingin Savaşçı diye senin hem bizi seyrettirdiğin hem de üzerinde program yaptığımız, Evet. ders yaptığımız bir şey var, film var. Orada diyor ki ölüm, diyor, insanların yani ölüm korkulacak bir şey değildir. Korkulacak olan şey ölmeden önce hiç yaşamamaktır, Bravo. diyor. Ve yani inşallah ölmeden önce ölme derecesine erelim burada inşallah. Yani bu dünyada gerçek manada yaşayan insanların, sen hep söylersin, bu hizmet ehli olan insanlar. Çünkü hizmette olduğumuz zaman aslında yaşadığımızı, öbür zamanlarda yaşamadığımızı söyler. Evet, Hatta evet. Hz. Muhammed'in sadaka şeyi Evet. ömrü arttırır sözünün, sen aslında ömrün artmayacağını ama ömrü, asıl hizmetle geçiren ömrün Yani artabileceğini, çok güzel azalabileceğini. söyledin. Ölü yaşıyoruz ama hizmet diriltiyor seni. Yani hakiki diri yaşamanı sağlıyor. O ömrü arttırıyor. Çünkü dirilik arttığı zaman ömürdür. İdrak arttığı zaman ömürdür. Onun ötesinde insan yani öyle gelir, öyle taş gibi gelir, taş gibi gider. O bakımdan çok önemli. İstersen gene Fatiha'ya dönersek. Olur, özür dilerim. Tabii ben o şey yapıyorum. Errahmanirrahim. Evet, hayır. Maliki Yevmiddin. Ha, ikinci Rahman ve Errahmanirrahim'i konuştuk mu? konuş. Daha konuşmadık.
konuştuk. Birinci Rahman diriliş ve korunuş. İkinci Rahman ise ölmeden önce ölüp hakiki varlık olarak dirilmek. Peki. Şimdi Maliki ümmetinin İyyâke nabüdü ve İyyâke nestaîn. İyyâke nabüdü şeriattır Kerim. Neden? Yalnız sana ibadet ederiz. Buraya gelince bu satıra ben Mekke'de çok imamın ağlayarak buradan sonra okuyamadığını gördüm. Çünkü yalnız sana ibadet ederiz diye bir iddiadayız ama herkese ibadet ediyoruz. Yalnız Allah'a değil. Yani evladın için canını çıkarıyorsun, efendim tapıyorsun. Yani herkese hizmet ediyorsun. Hizmet başka, tapmak başka. Bu yalnız sana ibadet ederiz lafı biz uymuyoruz. Söylüyoruz günde 40 defa fakat uymuyoruz. İkinci cümle tarikattır. Senden yardım gelmezse sana ibadet edemem. Bu idrak noktasıdır ve tarikatı anlatır. Birinci cümle şeriattır. Şeriat hizmettir. Ve iddia sahibi de oluyorsun şeriatta. Ben varım, sen varsın ve ben sana ibadet ediyorum. Fakat ikinci de diyoruz ki senden yardım gelmezse ben sana ibadet edemem. Burası tarikat. Üçüncü cümlede beni sırat-ı müstakimde daim eyle. Ne demek istiyor? Beni seninle aramdaki en düz yolda hidayete ulaştır. Peki benim seninle aramdaki en düz yol hangisidir? İsmimle, bendeki isminle benim nefsim arasındaki yoldur. Yani nefsim muhalefet edecek ama sen onun muhalefetini engelleyeceksin ve ismine doğru hızla yürüyeceksin. Bu yol sırat-ı müstakimin hakikisi peygambere uymaktır. Peygamberin yoludur. Bugün başımıza gelen büyük sıkıntılar peygambere uymamaktan geliyor. Nasıl uymadık? Bölündük, parçalandık, düşman olduk. Hizmet etmedik, şükürsüz olduk. Efendim, kin, nefret, öfke ile dolduk. Bütün bunlar peygambere uymadığımız, yanlışa götürüyor. O zaman da bütün Kur'an peygamberlerine uymayan insanların başına gelen felaketlerden bahsediyor. Bizim felaketimizde de, yani bu o bölgeye ait bir felaket değil. Bu bütün Türkiye'ye ait bir felaket. Dolayısıyla hepimiz oturup düşünmek zorundayız. Yani bizi sırat-ı müstakimde daim eyle, peygamberin senle olan yolunda daim eyle diyorsak Kerimciğim, o zaman biraz oturup kendimizi düşünmek ve nefse muhalefet etmek zorundayız. Her istediğini veremezsin nefse. Verirsen o zaman Allah'a ulaşmaktan engel olur. Düşersin. Evet. Sırattan düşersin. Evet canım. Ya burada iki noktada kafamız çok karışıyor. Birinci noktada işte nefsi besleyip beslememe noktası. Bunu da şöyle görüyoruz tabii. Yani İslam'ı anlatan insanlar eğer İslam'ın kendi kurallarını kendi hayatlarına geçirmemişlerse ve ne anlatırlarsa anlatsın, hangi İslam'da olsun başka bir konuda olsun, hangi konuyu anlatırsa anlatsın, bir insan anlattığı konuyu yaşayamıyorsa o zaman o gençlere bir fayda sağlamaz. Sağlayamayacağı için de sağlamamasından öte de zarar sağlar. Birçok insanda bunu görüyoruz konuşmalarında. Bizde de vardır muhakkak. Yanlış yaptığımız bir sürü şey vardır ama söylediğimiz şeyleri mesela oruçla ilgili veya ne bileyim herhangi bir konuyla ilgili bir konu anlatıyorlar ama mesela kendileri oruç tutmayan insanlar var. Veya ne bileyim namazın güzelliklerinden bahsediyorlar ama namaz tutmuyor. Veya sadece İslami anlamda değil, bu İslami olmaya da bilir. Mesela bir konuyla ilgili anlatıyor. Konuyla ilgili çok bilgi sahibi ama onu konuyu daha henüz kendi hayatına hiç geçirmemiş. Böyle olursa ki Müslümanlığı bundan dolayı da çok eleştiriyorlar değil mi? Kendi yani insanları
Müslümanların yapmış olduğu hatalardan dolayı İslam'ı çok eleştiriyorlar mesela. İşte bir yolu anlatabilmek için, bir yolun bayrağını taşıyabilmek için önce kendini adam etmen lazım Kerimciğim. Yani kendi yaşamadığın hiçbir şeyi anlatırken tesirli olamazsın. En korkulup kaçılacak alim diyor mübarekler, mutasavvıflar. Senin dediğin gibi bilimi bilip hiçbir şekilde uygulamayan kimselerdir diyorlar. Mesela adam kumar aleyhine bir konuşma yaptı. Sami yani hep anlatırdı. Ertesi gün kumarhanede yakalanmış. Yani onun için yani Allah korusun bizi, yaptığımız şeyleri anlatmalıyız. Hazreti Şems diyor ki çok konuşuyorsun, hiçbirini uygulamıyorsun. Yapmadığın şeyi anlatma diyor. Hatırlarsan Hazreti Mevlana'ya bir yumruk vurarak Mevlana sen bu ayeti açıklayamazsın demiş. Neden efendim deyince bu ayeti hiç görmedim demiş. Gelmemiştir, uygulamamıştır ama düşün Mevlana'ya bile sen uygulamadığın ayeti anlatamazsın. Görmedim bu ayeti senin üzerinde diyor Hazreti Şems. Evet. Dolayısıyla ne kadar önemli Kerimciğim. Onun için hal etmek, hani sen dersin ya hep Habil'le Kabil gibi. Kal Evet. ehli olmanın önemi, Habil olmak, hal etmenin önemi var. O halde yaşamak lazım. Yani nefsi, ben nefsime eziyet ettim. Nefsime kötülük ettim lafı Hazreti Adem'in. Nefis bu aleme tekamül için gelir. Eğer sen nefsinin her istediğini verirsen o tekamülü engellersin. O halde zulmetmiş olursun. Nefsin vazifesini yaptırmak için ona zulmetmiş olursun. Çocuklarına da bunu öğretmek zorundasın. Onların her istediklerini vererek onları mahvediyoruz. Tabii ki sevgimizi göstereceğiz. Ama isteklerine kavuşamayacaklarını da öğretmek lazım birçok yerde. Onun için çok önemli. Şeyde bir kesintiler var. Acaba internette bir sıkıntı mı var? Direkt telefona geçebilir misiniz? Şeyde internette mi bir sıkıntı var? Çünkü kesilmeler oluyor. Eğer şeye direkt geçebilirlerse, telefonun internetine direkt geçebilirlerse. Evet, bir iki kesilme oldu da ben şimdi tekrardan teknik olarak Tamam, düzeltebilir miyiz ki daha rahat şey yapalım. Evet, şimdi daha iyi. evet. Duyabiliyor musunuz beni? Ben çok rahat Evet. duyuyorum. Tamam, güzel. O zaman burada çok önemli noktalardan bir tanesi de insanların anlatacağı her konuyu aslında anlatacakları değil, başka birine eğer bir şey anlatmak istiyorlarsa onların kendi hayatlarına muhakkak uygulamaları gerektiğini algılıyoruz, değil mi? Ben sana bir örnek vereyim. Çok Lütfen. şükür hani çocuklar beni çok dinliyorlar. Allah bin kere razı olsun. İnsanlar da dinliyorlar. Benim muvaffak olamadığım tek konu ne biliyor musun? Dinletemediğim ya da söyleyip de başarılı olamadığım yemek. Kendim doğru dürüst yapamadığım için etrafa doğru fikir de anlatsam kimse uymuyor bana. Çünkü kendim yapamıyorum. Onun için Evet. konuşmayacağız bu konularda. Tesir etmiyor yani. Onu söylemeye çalışıyorum. Neyse. Biz devam edelim istersen. Evet, evet. Şimdi fakat tarikat burası dedin, çok şeriat önemli. dedin. Şeriat dedin, tarikat dedin, hakikat dedin. Hakikat, evet. Hakikat sırat-ı müstakimdir. Yani kendindeki Allah'ı Gene idrak etmiş sanır. şey, internet çok özür dilerim, şey lafını bölüyorum ama internet gene kesildi. Tekrar bir daha müdahale edebilirler mi arkadaşlar? Ediyorlar. Diğer arkadaşlar da eğer kalp atmazlarsa zannediyorum kalp atmanın da getirmiş olduğu bir artı bir yük var. Kalp atılmazsa çok sevineceğim. Tamam. Evet, şimdi nispeten daha iyi ama devamlı kesiliyor bilmiyorum herhalde şeyden dolayı. Teknik bir şeyden. Evet. Lütfen devam edebiliriz.
efendim şeriat, tarikat ve hakikat dedik. Sırat-ı müstakim üzere olmak hakikattir. Dolayısıyla insanın her an çabasının Allah'la arasındaki ilişkiyi arttırmak olması lazım. Ha, ne bizle Allah'la arasında ilişki kurduruyorsa onu arttırmak lazım. Mesele orada. Şimdi bu seviyeye kadar peygamberi takip ettik. Bu yolda yürüdük. Ama dalin ve magdubin olma diyor. Demek ki ben oldum demek kadar eksik bir şey olamaz. Kimse olamaz ya. Dolayısıyla dalin yani yalnız aşkla ya da yalnız ilimle Allah'ı sevmek. Yani Yahudilik makamı. Yahudiler demiyorum. Nice Yahudi var ki bizden daha Müslüman. Yahudilik makamı. Yani ya Allah'ı sevmek. Öbürü magdubin yalnız aşkla Allah'ı sevmek. Hristiyanlık makamı. Ama biz o sırat-ı müstakim üzerinde hem aşkla hem ilimle Allah'ı sevmek makamına erdik. Onun için beni tekrar o makamlara geri döndürme diye dua ediyoruz. Bu son dakikaya kadar tövbe kapısı açıktır. Çünkü son dakikaya kadar hata yapabiliriz. Bunun için Allah bize son dakikaya kadar tövbe kapısı açık diyor. Evet. Kerimciğim. Peki o zaman bir de burada sen teşbih ve tenzih arasında bir irtibat kuruyorsun yanlış evet. Hatırlamıyorsam. Evet. Teşbih. Evet, evet. Teşbih. Teşbih. Allah'ı önce tenzihle başlayayım. Allah'ı zatını hiçbir zaman bilemeyeceğimizi idrak etmek demektir. Allah'ın zatı var ve o zat birlik ifade ediyor. Biz bu çoklukla idare edilen akılla o zat-ı ilahiyi bilmemiz mümkün değil. Kulluk olarak peygamberin de vücut içindeki kulluğu o zat-ı ilahiyi bilemez. Bilemeyince ondan korkar ve tenzih eder. Sen en büyüksün. Sen en yücesin der. Benim süphaneke o demek. Niye namaza süphaneke ile başlıyoruz? Allah'ım ben senin zatını bilemem. İşte bunun için çok mesela yakut, kırmızı yakut gibi bir şey kullanılıyor. Yani bilinmeyen bir makamdan bahsediliyor. Sonra bakıyoruz peygamberimizde onu bütün isimleriyle seyrediyoruz. Buna da teşbih deniyor. İşte hakiki Müslüman tenzihle teşbih arasında olan kişidir. Yani ikisini bir arada idare eder. Nur suresinin 35. ayeti bu manayı ifade eder. Diyor ki Allah orada sen bir peygambere diyor büyük ihtimalle bir lambasın. Lamba koyulacak yersin. Senin içinde bir Işık yanıyor. Bu ışığın yağı zeytinden geliyor. Zeytin teklik ifade ediyor. Kabe'yi ifade ediyor. Yani tevhid ifade ediyor. Birlik ifade ediyor. Onun için daimi yanıyor. Demek ki tevhid ve birlikte daimilik var. Daimi yanıyor. Fakat bu zeytin ağacı, yani bu ateşin geldiği zeytin ağacı, sağdan da soldan da eşit uzaklıkta. Yani tenzihle teşbih arasında. Olduğu için daima yanıyor. Yani İslam ışığı gibi yanıyor. Şimdi bu lamba senin küçük vücudundur. Ya Muhammed. Ama sende o birliğin ışığı yanıyor. Sen bütün isimleri birlemişsin. O birliğin ışığı sende yanıyor. Böyle baktığın zaman Kerimciğim sen bunu idrak ettiğin zaman nurun ala nursun diyor. Nurun ala nur. Yani idrakta en üst seviyedesin diyor. Biz arasını birlediğin zaman idrakta en üst seviyeye geliyorsun. Mesele orada. Eyvallah. Evet. Peki sonrasında devam edelim o zaman. Gayb-i Madubi aleyhim. Edalin amin. Ve bütün bunlara amin diyoruz.
Yani eminim sen böylesin. Amin eminim demek. Biz amini halbuki sanki duanın sonucunda söylenilen bir kelime gibi addediyoruz. Hiç manasına bakmıyoruz. Amin, ben senden eminim demek. Hakiki İslam ve teslimiyet demek. Teslimiyet inşallah bu seneki peygamber gecemizin konusu. Geçen sene ölümdü, ne kadar enteresan. Bu sene bütün bu sıkıntılara teslimiyeti işleyelim diye karar verdik aramızda. Onu yapacağız inşallah. Peki o zaman Fatiha'nın bize getirdiği şeylerden bir tanesi, biraz evvel söylemiştin. Mekke'de o kişilerin, imamların sıkıldığı ve belli bir konuya gelememeleri. Bu konunun üzerinde bir parça daha duralım. Biz başka şeyleri, hayatımızdaki başka şeyleri ilahlaştırıyoruz. Evet. Başka şeyleri ilahlaştırmakla kalmıyoruz. Bizden yardım istiyoruz. Ya yardım isteriz kelimesini ağzımızla 40 kere söylüyoruz. Fakat ondan sonra işte şuradan torpil, buradan yardım, şuradan dinlenme. Şimdi şöyle, komşudan bir şey istenir. Tabii ki yardımlaşmaz olacak. Ama sen bir şeyi o kişiden bekliyorsan yanılırsın. Doktor sana bakar, doktora gidersin. Doktordan yardım istersin. Aslında doktordan istemezsin. Allah'tan istersin. Yani doktor ilaç verir. Sen Allah'a dersin ki hakkımda hayırlıysa sen iyileştirirsin beni dersin. Her yerde yalnız senden yardım isteri seviyesine ulaşırsak o zaman Fatiha bizde hal haline geçiyor. Ama biz daha o seviyede değiliz. Yani mesela bir insan şu doktorun bana hiç faydası olmadı diye suçluyorsa o seviyede değil demektir. Doktorundan fayda bekliyor demektir. Halbuki doktora gidecek, Allah'tan fayda bekleyecek. Evet. O zaman sorunlardan bir tanesi de amin kelimesi içerisinde. Yani evet, emin olmadığımız bir şeye amin diyoruz aslında. Maalesef. İnanmadığımız bir şeye, evet, amin diyoruz. Evet, yani uygulamadığımız, evet. Evet. Yanlış bir şey o. Çünkü Allah senin o cümleleri söylettiriyorsa sana, sonuçta Allah'la irtibattasın ve onlar bir şekilde hal olmak için sende harekete geçecek. Şimdi bunu 40 kere okumamız günde, eğer sünnetleri de kılıyorsa, yani bu bir taleptir. Allah'ım Fatiha'yı benden tecelli ettir talebidir. Bu bir talep. Zaten her şey taleptir Kelim. Bismillahirrahmanirrahim. Ay bayıldım ben buna. İbn Arabi diyor ki Bismillahirrahmanirrahim Allah'ın kün emrine taleptir diyor. Sen bunu önce kullandığın zaman beni oldur ki ben bu dakikayı boş geçirmeyeyim diyorsun. Anlatabildim mi? Çok önemli. Yani önceden, evet, bunu söylediğin zaman lütfen benimle ilişki kur diye yalvarma talebidir diyor. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla bana Mehmet amca bir işe giriştiğin zaman önce efendini buyur et demişti. Yani oradan şu anlaşılıyor ki gerçekten efendiyi buyur etmenin yolu Bismillahirrahmanirrahim'den geçiyor. İşte burası çok önemli. Onun için Fatiha çok önemli. Kendini bilmek ve bulmak açısından, kendi değerini bilmek açısından Fatiha çok önemli. Allah'la ilişkini arttırıyor, seni kendine getiriyor, sallıyor seni yani. Sallıyor, ilişkini arttırıyor, güzellikler zuhur ettiriyor. Dolayısıyla Fatiha çok önemli. Evet. Peki Fatiha kelimesi fethetmek kelimesinden geliyor. Fethetmeyi nasıl yorumluyorsun bu şeyin içerisinde? Bu yani Fatiha'nın genel suresi içerisinde. Allah bu okuduğun cümlelerle, ayetlerle seni fethediyor. Eğer manasını her an düşünürsen, Allah seninle irtibat kuruyor, seni fethediyor, seni kendine getiriyor. Sen de kendine gelip Allah'la irtibat kuruyorsun. O bakımdan çok çok önemli. Yani hem Allah için kuluyla irtibat kurmak,
Bir de Kerim çok önemli bir sır var Fatiha'da. Yani ben kulumdan tecelli ederim. Demek Fatiha'da açığa çıkıyor. Ben hamd kelimesiyle başlayarak ben kulumdan tecelli ederim. Yani yaratılmıştan tecelli ederim. Bu hiçbir kitapta yok. Yalnız Kur'an'da. Yani ben ve kulum arasında bir fark yok. Ben kulumdan konuşurum. Kulumu elde eden benim. Kulumdan konuşabilen benim diyor Allah. Bu hiçbir kitapta yok daha önceki. Bir onun için Kur'an'ın başı Fatiha, sonu Fatiha'dır. Yani yaratılmışlar içinde en yücesi Allah'ın onda tecelli ettiği hiçlik makamına ermiş kimselerdir ki onlar evliyalardır. Peygamber Efendimiz benim onlara özlemim var diyor. Değil mi? Yani benden sonra gelecek. Evet. İşte burada sana çok çok şeker bir şey söylemek istiyorum. Geçen gün ilk defa okudum ve çok etkilendim. Peygamber Efendimizin bir adı Cem Saça. Çok etkileniyorum Kerim ben bundan. Şimdi Miraç'ta diyor o kadar Allah'la bir ve beraber oldu ki hakiki Cem makamına yükseldi. Peygamber Efendimiz. Yükselmekle kalmadı. İstedi ya benim şu halim bütün müminler tarafından idrak edilsin. Sen selamını onlara da gönder. Selam kelimesi üzerinde Vakıa suresinde çok durdum. O da çok önemli. Selamını onlara da gönder dedi ya. İşte Peygamber Efendimiz'i Cem makamına sokan Allah, onun kendi varislerini de Cem'e sokma şeyi lütfunda bulundu. Yani peygamber eğer içinde ezeli nasibinde varsa müsait olanları Cem makamına yükseltti. Bunun içinde yaşaması gerekmiyordu. Kendinden sonra da evliyalar bu makamda tecelli ettiler. Anlatabiliyor muyum acaba? Bu çok Eyvallah. Eyvallah. önemli. Çok önemli. Cem çok önemli. Onun Evet, için evet, benim evet. onlara özlemim var. Evet. Eyvallah. Arkadaşlar gene kalp atmazlarsa çok sevineceğim. Şey kesiliyor. Çok duymakta çok zorlanıyorum. Onu bir parça şey yapmazsak, ikon atmazsak çok sevineceğim. Evet. Peki fethetmek aynı zamanda açmak demek. Asıl mevzu açmak demek. Ne açıyor Fatiha bizde? İdrak açıyor. İdrakimizi açıyor. Kün oluşuyor. Yani idrak açılıyor. Şuradaki beyindeki akıl değil de idrak. Akıl başka bir şey. Çünkü cüz'i akıl dünyaya erer. Fakat idrak Allah'la ilişki demek. Yani Allah'ı idrak edebilmek. Yaratılmış her varlıkta Allah'ı idrak etmek seviyesine bize nasip ediyor. Onun için Fetih Suresi mesela doğmadan önce ben çok söylemişimdir acizane. Lütfen çocukların odasında açın siz bir yere çıkarken yeni doğacak bebeğin odasında Fetih Suresi çalsın. Çalsın. Çünkü onun fethedilerek gelmesi lazım. O bakımdan çok önemli. Açılması. Kur'an, Evet. evet. Peki. Yavaş yavaş sonlara doğru geliyoruz. Kayıt da edeceğim inşallah. Yarın da bir Kadir gecemiz var Allah'a ısmarladık. Gerçi her son 10 günün hepsinin Kadir gecesi olduğunu biliyoruz. O nedenle de belki bir duayla bu programı Selim'cim, şey yapalım, sırlayalım. Evet. bir müjde vereyim. Şimdi mutasavvıflar, mübarekler hakiki Kadir'i 10 gece içinde söylerler. Yani onların bir hesapları vardır. Evet. Ben de o hesaba dayanarak yaptığım hesapta Kadir gecesinin aslında bu gece olduğunu söyleyeyim. Müjdeliyim. Yani pazar gecesi olduğunu. Yarın gece de devletin karar verdi. Yani bütün Diyanet'in karar verdiği birlik, beraberlik Kadir gecesidir. 27. Fakat hakiki Kadir'in bu gece olduğunu evet biz hesapladık. Baş üstüne dua ile bitireyim. Başka sormak istediğim bir soru var mı?
Fatih genelde gene konuşuyoruz. Kayıt çok kesildiği için çok fazla şey yapamıyorum. Tamam. Anlamakta biraz zorlanıyorum. Onun için bir program daha yapıp inşallah daha sağlıklı bir kayıt içerisinde, şey içerisinde İnşallah. yaparız. Fatiha'dan sonra bir sonraki sure Zilzal suresi. Evet. Zilzal suresini inşallah konuşacağız üzerinde ama İnşallah. dediğim gibi bugünlük zaten çok kısa bir zamanımız kaldı. Onun için Kadir gecesi itibariyle de bir duamızı yapalım Ramazan'da. Şerifler hayrola. Hayırlar fethola, şerler defola. Niyazlar kabul ola. Allah erenler iki cihanda yardımcımız ola. Aşkullah, şevkullah, muhabbetullah. Muhabbeti Hazreti Resulullah. Üçler, yediler, kırklar. Gülbangı, Nur-u Nebi, Bab-ı Kelem Ali. Dilimiz desti girmi Seyyid Ahmet Er Rıfai, Abdülkadir Geylani. Ve bütün Evliyaullah adına Ya Rabbi, Ya Rabbi. Peygamberimizin lütfuyla bu gece Kur'an'ın hakikatinin gönlümüze inmesini sen sağla. Biz sadece bir hiç olarak sana yanaşmak için dua ederiz. Duamız budur ki sen daima bizi kün emriyle dirilt. Seni idrak edebilmeyi, her hadisede seni görebilmeyi sağla. Kadir, Allah'ın kadrinin bilindiği gecedir. Ya Rabbi, bu gece yaratıcımızın kadrini bilebilmeyi bizlere nasip et. Yaratılmışa hürmet etmeyi bize öğretsin. Farklılıkları görmemezlikten gelmeyi, birliği, yani safları sıklaştırın ayetinde olduğu gibi aramıza hiç şeytanın girmeyeceği şekilde, nefsimizin girmeyeceği şekilde farklılıkları birleştirmeyi Allah nasip etsin. Olan her şeyden memnun olmayı, öfkelenmemeyi, kin tutmamayı, nefret etmemeyi, kıskanmamayı Allah bizlere nasip etsin. Birliğimizi, beraberliğimizi daim kılsın. Ülkemize yardım etsin. Çok sıkıntılı günlerden geçiyor. O nasıl edeceğini bilir. Biz sadece dua ederiz. Ve bütün İslam alemine yardım etsin. Bak şeyde İsrail'de olanlardan dolayı Kudüs'tekilere yardım etsin. Filistinlilere yardım etsin. Bütün sıkıntıda olan önce İslam alemine, sonra bütün insanlık alemine yardım etsin. Birliğimiz daim olsun. Peygamberimizin mübarek ruhu şerifleri için, bizi yetiştiren öğretmenlerimizin mübarek ruhu şerifleri için, bizden daima memnun olmaları için, Allah'la irtibatımızın daim olması için ve Amin. aşkımızın daim olması için, rızası için El-Fatiha. Allah'ın Bu peki, çok gece teşekkür çok önemli ediyoruz. duaların kabul olduğu ender zamanlar vardı. Bunlar garantili zamanlardan bir tanesi bu gece ya da yarın gece, iki gece de üst üste. Dolayısıyla bol dua. Hepimiz birbirimize sıhhat, afiyet, insanlık makamına ermek için dua edelim. Bu Amin. aciz kuluna da dua etsinler inşallah. Teşekkür ederim. Kerimciğim. Ben çok teşekkür ederim. İnşallah Bismillahirrahmanirrahim kitabımızdır. Gayet güzel bir şey içerisinde. İnşallah. Bir de şey söylemek istiyorum. Nefes Yayın Evliliği'nden ve Tuti kitabın yayınlarını okuyucuyuz.com sitesinden aldığınız her yapmış olduğunuz her alışın karşılığında Kerim Vakfı tarafından depremzede olan çocuklarımızın bursu olarak şey yapıyor. Bu sene büyük ölçüde bu sene veya bundan sonraki senelerde, çünkü bu çok uzun sürecek bir maraton. Bu dönem içerisinde çocuklarımıza, özellikle depremde öksüz ve yetim kalmış olan çocuklarımıza mümkün olduğu kadar özel bir şey göstermemiz gerekiyor, ilgi gösterdiğiniz gerektiğini düşünüyoruz. Biz de onun bir sancağını taşıyacağız inşallah, Allah kısmet ederse. Kerimciğim, ben de bir şey söylemek istiyorum. Bu deprem bölgesinde biz bayramda çok heveslenirdik. Yeni bir şey giyeceğiz diye.
deprem bölgesinde olan çocuklara birer küçük bir şey alınırsa, bu da Ercüment vasıtasıyla nefle sağlanırsa çok büyük sevap olur. Yani çocuklarımıza birer küçük hediye yollayabiliriz burada. Onlar temin ederler. Bir nefle irtibat kurmalarını rica ediyorum insanları. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Sağ ol canım.